Fitch markasının kurucusu Sayın Mısra Berna Özdemir bizlerle birlikte. Sonsuz bir dünya içerisindeyiz ve her zaman teknoloji geliştiği gibi kozmetikte de trendler gelişiyor. Bunları hem yakalamak hem de yeni bir trend oluşturmak, önce bir marka olmak için çok önemli. Biz de her zaman bunu hedefliyoruz. Şöyle, benim kozmetiğe ilgim çocukluğumdan beri vardı. Ben evimde sabunları, şampuanları karıştırıp yeni bir kozmetik ürün çalışması yapıyordum. Lise dönemlerimde her gece düşünüyordum kozmetiğe dair ne yapabilirim diye ya da girişimciliğe dair ne yapabilirim diye. Aklıma aslında küçüklüğümde bu oyunları yaptığım geldi. Çocukluğumdan beri ben yeni bir ürün yapmaya çalışıyormuşum aslında. Sonrasında dedim ben bir kozmetiğe giriş yapayım o zaman. Cilt bakım serumumuz var. Hibiscus ekstratı içeriyor. Projemizin bir başka bir bakış açısı da Anadolu'daki geçmiş kozmetik uygulamalarını araştırıp yeni nesil teknolojiyi. Bir Kore kozmetiği vardır. Biz de Anadolu kozmetiğini oluşturmaya çalışıyoruz. Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite ve ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Gündem programında bugün gerçekten çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Kendisi aslında fizyoterapist. Bir de öyle bir özelliği var ki aslında bugün bunu konuşacağız. Futural markasının kurucusu kendisi Sayın Mısra Berna Özdemir bizlerle birlikte. O kadar değişik bir konu ki biz yayından önce kendisiyle konuştuk. Bakın bir marka oluşturmak aslında hani her şey yapılmıştır, denenmiştir. Ya birisi de kalkacak şimdi bunun yapılmışını mı deneyecek demeyin hayatta. Neler neler oluyor. Her şeyin daha iyi versiyonu olabilir diyorum ve kendisine önce hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin Mısra. Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Haklıyım değil mi? Doğru. Yani hiçbir şey artık son versiyonunda değildir ve mutlaka bir el daha değse bir üst haline geçebilir, daha iyisi yapılabilir, daha güzeli yapılabilir, daha kullanışlısı yapılabilir değil mi? Tabii ki öyle. Yani sonsuz bir dünya içerisindeyiz ve her zaman teknoloji geliştiği gibi kozmetikte de trendler gelişiyor. Bunları hem yakalamak hem de yeni bir trend oluşturmak, önce bir marka olmak için çok önemli. Biz de her zaman bunu hedefliyoruz. Çok güzel bir hedefim var. Bir kişi her şeyi değiştirebilir mi hayatta? İnanırsa her şeyi değiştirebilir. Aslında fizyoterapistsin. Evet. Bu branşın sahibisin aynı zamanda ama şimdi artık güzellik sektörü, sağlık sektörüne adım atmış durumdasın. Her şey nasıl başladı? Biraz bahseder misin? Şöyle, benim kozmetiğe ilgim çocukluğumdan beri vardı. Ben evimde sabunları, şampuanları karıştırıp yeni bir kozmetik ürün çalışması yapıyordum. Hep oyun yapıyordum aslında kendime. Sonrasında kendim hep küçüklüğümden beri bana sorduklarını diyordum ki ben şirket kuracağım, girişimci olacağım, bir iş yapacağım. Lise dönemime geldiğimde de artık bir iş yapmam gerektiğini düşündüm. Çünkü üniversite tercih dönemleri olmuştu. Lise dönemlerimde her gece düşünüyordum kozmetiğe dair hani ne yapabilirim diye ya da girişimciliğe dair ne yapabilirim diye. Ondan sonra aklıma aslında küçüklüğümde bu oyunları yaptığım geldi. Yani çocukluğumdan beri ben yeni bir ürün yapmaya çalışıyormuşum aslında. Sonrasında dedim hani ben bir kozmetiğe giriş yapayım o zaman. Araştırdım, makaleleri araştırdım. Sonra Google'da bir sürü video izledim. Birçok yere baktım bu konuyla ilgili neler yapabilirim diye. Çok basit bir lip balm yaptım başlangıçta. Portakal yağlı bir lip balm. Sonrasında onu geliştirdim işte başka, mesela ilk yaptığım lip balm vazelinle yapmıştım. Ama sonra dedim ki bu kimyasal bazlı bir şey. Dedim ben bunu doğal nasıl yapabilirim? İşte kakao yağını öğrendim, shea butter'ı öğrendim, balmumunu öğrendim. Aktar'dan gittim aldım onları evde yaptım. Ondan sonra okulda arkadaşlarıma satmaya başladım. Allah yaptığım aşkına. Lip balmları evet. Bir kimyager gibi böyle ölçülerini nasıl, evet. İşte bakıyorsun YouTube'dan. Aynen. Hem YouTube'dan bakıyorum hem de evde kendim yani günde onlarca kez deniyorumdur. Her gün yaz tatilinde bu işe kendimi verdim. Ondan sonra işte okul açıldı. Okulda arkadaşlarıma satmaya başladım. Sonra krem yapayım dedim. Krem nasıl yapılıyor onu araştırdım. Böyle mikrodalgada işte yağ erittim. Hatta birkaç kere mikrodalganın içerisinde o yağ patlamıştı. Yani ona rağmen dedim ben vazgeçmeyeceğim yani bu kremi yapacağım. Sonra su fazını öğrendim. Kremlerde su bazlı kremler yapılıyor. Bunlar nasıl yapılıyor? Bunları öğrendim.
bir sürü yabancı makaleler araştırmıştım. Yabancı YouTuber'lar, işte eğitmenleri dinledim. Daha sonrasında kremler yapmaya başladım. Üniversite dönemine geçtiğimde de aslında kimyagerliği ben kazanmıştım ama şehir dışında kazandığım için gitmek istememiştim. İstanbul'da da fizyoterapi bölümünü kazanmıştım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi. Ben çap yaparım diye düşünmüştüm. Daha sonrasında üniversiteye girdiğimde çap yapılmadığını öğrendim. O benim için bir hayal kırıklığı oldu. Ama ben yine pes etmedim. Dedim ben oradaki hocalarıma soracağım yani. Bunu başka türlü nasıl yapabilirim? İşte elime aldım kremimi. Hocalarımın yanına gittim ilgili derslerle ilgili. Ondan sonra onlar dediler Berna biz daha burada sabunu yeni yapıyoruz. Hani krem hiç yapmadık ki. Ben üzüldüm dedim hocam ya siz bu bölümün hocasınız. Bana yardımcı olursunuz biliyorsunuzdur formülleri. Ondan sonra bana yardımcı olabilecek bir hocaya yönlendirdiler. İsmail Aslan, eczacılık dekan yardımcısı. Çarşamba günü gel işte saat 12'de gelecek. Ben de gittim 3-4 saat boyunca kapısına beklemiştim. Hoca gecikti. Hoca diyor Berna'cığım git hani gelmeyebilir belki. Ben dedim yine de bekleyeceğim yani gelir. Ondan sonra işte İsmail Hoca geldi. Dedi sen kim bekliyorsun? Beni mi bekliyorsun? Dedim hocam sizi bekliyorum. Kremimi gösterdim. Böyle hayallerimi anlattım. Kozmetik şirketi kurmak istiyorum diye. Beni derslerini almıştı. Eczacılık laboratuvar derslerinde. Misafir öğrenci olarak katılıyordum. O dönemde Eminönü'nden çeşit çeşit yağlar almıştım. Her gün deniyorum formülasyonumu iyileştirmeye çalışıyorum. Çünkü formülasyonda emilim problemi vardı. Yani ciddi yağlı hissiyatı bırakıyordu. Bu da güzel bir hissiyat değil. Her hafta çarşamba günü hocanın dersine giriyordum. Sonra hoca sürekli diyordu ki Berna bu formül olmamış, başka çalışıyor. Berna olmamış, yeniden. Ben sabah 4'e kadar formül için çalışıyordum. Sabah 7'de uyanıp okula gidiyordum. Ondan sonra bir 5-6 hafta böyle geçti benim için. Artık sınıftaki arkadaşlarım da bıraksam mı acaba diyordu hani olmuyor. Dedim ben bir şey olur yani sürekli farklı ham maddeleri araştırıyordum ve aslında ham maddemi buldum. Tereyağından elde ettim o emilimi. Nasıl yani? Nereden aklına geldi? Ya çok fazla mikro emilsiyon formülasyonları araştırıyordum ve tereyağının da kimyasının buna benzer olduğunu öğrendim. Sonrasında dedim ki bir deneyeyim yani. Artık denemediğim ham madde kalmamıştı. Tereyağını formülüme eklediğimde güzel emilim aldı ve hoca dedi ki Berna bunu patentleyebilirsin. Sonra ben o dönem patentli Türkiye yarışması vardı. Üniversite öğrencilerine ücretsiz patent desteği veriliyordu. Ben de patentimi yazdım o 2-3 gün içerisinde. O şekilde formülasyonumu patentlemiş oldum. Çok enteresan Allah'ım. Yani başka bir bölümde okuyup içindeki bu formülleri bir araya getirmek, 3 saat uykuyla başka bir bölümün dersine girmek, bunları yapmak sanıyorum Türkiye'de herhalde teksindir bunları yapan. Ben başka bilmiyorum var mı? Vardır belki de ama çok azdır. Belki. Onları da ileride duyacağız ama seninki ortaya çıkmış bir ürün oldu artık. Şimdi sen bunu biz yayından önce konuştuğumuz farklı bir durum aslında değil mi? Hani bu aynı şeyden bahsettik biz yayın öncesinde. Aslında aynı şeyin en başı. Hikayenin en başı bu. Bu onun en başı. Evet. Bizim konuştuğumuz onun daha bir üst çok versiyonu. İleri seviyesi. İleri seviyesi. Şimdi ondan sonrasına geçelim. Neler evet. oldu bu ilk seviyeden sonra? Patenti aldınız. Aldım. Sonra üniversitede kremlerimi satmaya başladım. Öğrencilere kremlerimi satıyordum. Daha sonrasında o satış yaptığım paralarla marka tescilimi aldım. Marka tescilimi aldıktan sonra da girişimcilik programlarına başvurdum. Teknopark İstanbul'a seçildim. Orada da şu an 2,5 yıldır girişimci olarak bulunuyorum. Teknopark İstanbul'a girdikten sonra daha profesyonel şartlarda çalışmaya başladım. İşte laboratuvarlarımız daha profesyoneldi ve orada farklı formülasyonlar çalışıyorduk. Yani ilk yaptığım o yağ bazlı formülasyon dışında artık sağlık, kozmetik sektörünün daha içerisine girmeye başladık. Berna bir şey öğrenmek istiyorum. Teknopark'tan önce galiba hocam İsmail Hoca yardım ettiği için zaten eczacılık bölümünün laboratuvarlarında deniyordun. Evet. Ama ondan önce hep evde, mikrodalgada değil mi? Oradan nasıl bir geçiş oldu bölüme, oradan da Teknopark'a. Teknopark'taki evet. artık her şeyin imkan olarak size sağlandığı, evet. defalarca istersen deneyebileceğin her şeyin de steril, gayet olması gerektiği gibi bir yer olduğu evet, için... Evet. Sen oraya 2,5 senedir mesela aklındaki formülü dur ben denemek için oraya gideyim dediğin bir saat mi oluyor? Belli günlerde mi gidiyorsun? Ne zamanlara gidiyorsun? Yani orası artık benim iş yerim olduğu için her gün istediğim zaman gidebiliyorum. Laboratuvara da istediğim zaman giriş yapabiliyoruz. Harika.
Sonra bu krem oradaki çalışmaların sonrasında nereye dönüştü, neye dönüştü? Aslında şöyle oldu. O dönemde ben yine öğrenciydim ve staj yapıyordum. Fizyoterapi stajındayken hep mesleğime dair bir ürün çıkarmak istiyordum. Aslında benim hayalimde ağrı kesici kremler vardı. Ama stajda yaşadığım problemle farklı bir ürün geliştirdim. O da şu oldu. Sağlık sektöründe staj yaparken fizik tedavide ultrason terapi cihazları kullanıyorduk ve hastaya ultrason jeli sıkıp tedavi uyguluyorduk. Ve benim bileğime çok fazla geliyordu o jel. Beni çok rahatsız ediyordu. Kıyafetlerim ıslanıyordu. Ne kadar önlük de giysem beni rahatsız ediyordu. Hastalar da sürekli şikayet ediyordu. Eve gidip duş almak zorunda oldukları için ya da işe böyle yapış yapış gittiği için rahatsız olduğunu söylüyordu. Ben de dedim ki bu yapışkanlığı giderecek doğal bir jel yapabilirim. Böyle bir formülasyon arayışına girdim. Çok güzel. Sonrasında güzel bir baz oluşturduk formülasyonumuz için ve sonrasında düşündüm ki bunu daha etkin hale getirebiliriz. Yani ne olabilir? Tedaviye yardımcı aromaterapi yağları içerisine ekleyip, yani ultrason fizik tedaviye gittiğinizde ultrason jeli yerine bizim jelimizi cildinize uyguladığınızda hem cildiniz yapış yapış olmuyor, zaman içerisinde emiliyor tedavi esnasında. Hem silim ve işlemi gerektirmiyor, duş almak zorunda kalmıyorsunuz. Hem de aromaterapi yağlarının rahatlatıcı etkisi sayesinde de o bölgedeki kasların daha da gevşemesine yardımcı oluyor. Ve biz bu jeli kadın doğum polikliniklerine de özel olarak formülasyonunu geliştirdik. O tarafta da yine örüntüleme esnasında karın bölgesindeki çatlakların giderilmesine, önlenmesine yardımcı aromaterapi yağlarını ekledik formülasyonumuza. Hem de hamile kadınlar o yapış yapış hissiyattan kurtulacaklar. Aynı zamanda kağıt havlu kullanımını da önlemiş olarak kağıt atıklarını aslında çok büyük oranda önüne geçmiş olacağız. Bu şekilde formülasyonlarımızı, çalışmalarını tamamladık. Harika. Bak aslında şu var, hani bir şey buluyorsun, o başka bir şeye de hizmet etmiş oluyor değil mi? Ne kadar evet. Güzel, kağıt atığını önlemek hiç akıllı olan bir şey değilken, yeter ki daha iyisini yap bir şeyin, o kullanılan başka bir şeyin artık kullanılmasına gerek bırakmıyor ve doğa için, toplum için, hepimiz için de harika bir şey oluyor. Peki şimdi bu gelişmeler Teknopark'ta devam etti, ediyor hala değil mi şu anda da? Evet. Şimdi siz bir seviyeye geldiniz aslında. Gelelim üretim aşamasına. Şimdi bu artık eminsiniz ki son derece güzel bir şekilde elde, evet, vücutta kullanılabiliyor. Evet, sertifikalarımızı da hepsini yaptık, aldık. Aldınız. Şu an mevcut firmamız. Mevcut. Bundan sonra da artık siz istiyorsunuz ki bunu biz satalım. Evet. Şimdi Teknopark'ta böyle bir şey yok galiba değil mi? Hani pazarlamaya yönelik bu nasıl satılır? Bir ürünümüz çıktı, artık bunun biz patentini de aldık ve bunu artık satalım. Pazarlama kısmı Teknopark'ta yok galiba. Aslında var ama tabii hani sektörden sektöre değişiyor. Biraz bağlantıların olması gerekiyor. Bizim tarafta da bu hani Bioküp tarafı çok yeni açıldı. Bir sene oluyor. O tarafta böyle kendisini geliştirmeye başladı. Yani bizi şu anda hastanelerle daha sık görüştürmeye başlayacaklar yakın aşamalarda. Hı. Tamam. Bir de yayından önce artık biz yurt dışıyla da bir bağlantıya geçelim demiştin, evet, değil mi? Onlara gönderdiğini biliyorum. Bunların testini yapın, işte kontrol edin diye. Aslında hedefin ilk yakın zamanda, hani şöyle artık sen formülü evde bir şeyler daha geliştiriyor musun şu anda, yoksa artık gelişmiş durumda ben bunu nasıl pazarlayayım diye mi düşünmeye başladım? Aslında başka projelerimiz de var. Var mı? O da kozmetik, renkli kozmetikle ilgili. Yani biz bir pigment çalışması yapıyoruz. O pigment çalışması yine tamamen doğal bir pigment ellesi oluyor ve aynı zamanda cildi mavi ışıklara karşı da koruyor. Yani yüzünüze sürdüğünüz bir allık sizin cildinizi mavi ışıklara karşı koruyor. Onun önünde patent başvurusu sürecindeyiz. Harika. Tabii bu erkekler için geçerli değil. Biz allık kullanamayacağımız evet, için ama evet, hanımlar için gayet güzel olmuş. İşte bu da o güneş etkilerini koruyucu olan kremlerden belki de kurtulmak, hem doğal olarak cilde sürmek, evet, harika bir sonuca doğru ilerler diye düşünüyorum. Güneş kremlerinin yerine de geçer diye. Bir taraftan yeni buluşlar yapmaya, denemelere devam ediyorsun. Bir taraftan da olanın da satışını pazarlanması gerekiyor aslında, evet, değil mi? Satışını. Bunun için neler düşündünüz, kimlerle konuştun, ne öneriyorlar sana? Bu satış nasıl gerçekleşir ve istediğin o sermaye oluşur da hani ondan sonra
O sermayeyi de harcayacağım başka şeyler var çünkü seni yapmak istediğimi biliyorum. Aslında şöyle, kozmetik ürünlerimizin, şu an 6 tane kozmetik ürünümüz var ve ürünlerimizin temel prensibi de kozmetikteki ürün çeşitliliğini en minimuma indirmek. Yani örnek veriyorum, bir tane cilt bakım toniğimiz var. O tonikle hem cildinizdeki kırışıklıkların giderilmesine yardımcı oluyorsunuz, cildin aydınlanmasını sağlıyorsunuz. Siyah nokta gözenekler 2-3 gün içerisinde gidiyor, sivilce akınelerin giderilmesine yardımcı ve bu ürünü tüm cilt tipleri kullanabiliyor. Yani en hassas ciltlerden en yağlı ciltlere kadar dengeleyici bir özelliği var. Bu tarz multifonksiyonel ürünler geliştirmeye özen gösteriyoruz. Bunun gibi asistan ürünümüz var. Şimdi onların satış pazarlamasıyla ilgileniyoruz. Güzel de yorumlar alıyoruz ürünlerimize. Hatta bazı müşterilerimiz fotoğraflı yorumlar yapıyor ciltlerinde. İşte 21 günde cildindeki o değişim keşke gösterebilsem. Keşke gösterebilsem. Var mı sayfanda peki? Evet. Instagram sayfanı da verir misin? TheFeatural.tr. Online satış mağazalarında da TheFeatural olarak bulunuyoruz. Ben de Mısra Berna Özdemir. Benim hesabımla da ben çok çok kez paylaşıyorum yorumları. Şimdi aslında bu denemeyle çok güzel. Öncesi ve sonrasında bayılıyorum ben. Hani kullanım olarak, değil mi? Hani insanlar bir şey yaptıkları zaman bir uygulama olsun, bir krem olsun. Veya doktorlar da bunu yapıyorlar. Burnun estetiği vesaire öncesi sonrası diye ya da diyetisyenler de sizin de çok güzel bu resimlerin faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi diğer 6 üründen 5'ini söylemedin ama hani onlar birbirleriyle bağlantılı yine kozmetik ürünler olduğu için mi söylemek istemedin ya da... Aslında hani süremiz yetmeyebilir. Süremiz yetmiyor. O derece çok diyorsun, uzun. Şöyle bir üstünden geçecek o zaman. Tonik o zaman. Tamam. Evet. Tonikimiz bu şekilde. Cilt bakım serumumuz var. Hibiskus ekstratı içeriyor. Hibiskus de aslında projemizin bir başka bir bakış açısı da Anadolu'daki geçmiş kozmetik uygulamalarını araştırıp yeni nesil teknolojiyle. Yani bir Kore kozmetiği vardır. Biz de Anadolu kozmetiğini oluşturmaya çalışıyoruz. Bu da işte Osmanlı döneminde hibiskus ezilerek havanda allık olarak kullanılırmış. Ve ben de düşündüm ki bu hibiskus ekstratını aslında bu Korelilerin bu beyaz, pembe alt tonlu cilde sahip olmasına yardımcı olabilir diye. Bir çalışmalara başladık biz yine formülasyon üzerine. Ve ürünümüz düzenli kullanımla 3. 4. günden sonra gerçekten de o temiz pembe alt tonu kavuşmasına yardımcı oluyor. Yani yanaklar doğal olarak böyle bir pembeleşiyor. Çok güzel. Üçüncüsü? Diğeri de kafein niasinamidli bir serumumuz var. Bu da gece serumumuz. Düzenli kullanımda hem lekelerin aydınlanmasını sağlıyor hem de cildin nemli kalmasını sağlıyor. Yani ürünlerimiz hedef etkinin yanında nemlendirici bir etki içeriyor. Bu da gün boyu sürüyor. Yani sadece kafeinli serumumuzu kullanarak nemlendirici ürünü gün boyu cildinize sürmeyebilirsiniz. Harika. Gerçekten harika. Başka? Bununla birlikte bir de kremimiz var. O da kafein niasinamidli kremimizi set olarak yanında oluşturduk. Bu kremimiz de oldukça etkili. Hatta ben kişiye özel kozmetikler de geliştiriyorum. Yani siz kendi cilt tipinizi söyleyip nasıl bir etki istiyorsanız, hangi fazla bir ürün istiyorsanız, istediğiniz ham maddeler varsa onlarla uyumlu bir kozmetik ürün çalışması yapıyoruz. Sonrasında test analiz işlemlerini geçtikten sonra, bakanlık girişlerini yaptıktan sonra o ürünün satışlarını da yapıyoruz yani. Bu da öyle bir müşterimizden aslında esinlenerek çıkardığımız bir ürün oldu. Çünkü bu ürünü başka insanlara da verdiğimizde günler içerisinde çok iyi dönüşler aldık. İşte cildin dolgunlaştığını söyleyenler oldu. Cildi sürdüğü andan itibaren bir yarım saat sonra aydınlanmaya başladığını. Ki ben AVM'lerde de tanıtım standları açıyordum. Bu kremimizi işte gösteriyorduk müşterilere. Bir elinize sürün, biraz AVM'de dolaşın. Geldiğinde hani fark edeceksiniz diyorduk. İnanamayıp gelenler oluyordu. İşte ürünlerimizi satın alıyorlar, deniyorlar, takip ediyorlardı. Bu ürünümüzün de bu şekilde bir özelliği var. Bir de göz çevresi serumumuz var. Göz çevresi serumumuz da göz altlarındaki göz altı morluklarının giderilmesine yardımcı oluyor düzenli kullanımda. Hem de kaz ayaklarını düzenli kullanımda daha böyle açılmasına, o bölgenin daha dolgun olmasına yardımcı oluyor. Hem de o bölgeyi nemlendiriyor. Yani bir göz makyajı yaptığımızda da aslında bu bölgenin ince çizgileri de olmaması için daha nemli olması gerekiyor. Bu ürünü gece cildinize uyguladığınızda gündüz göz altınıza makyaj bazı kullanmanıza gerek kalmıyor. Ayrıca da bahsettiğim ultrason jeli projemizin kozmetik ayağı vardı bizim. Kozmetikte de bununla uyumlu bir jel çıkardık.
Bu cilt bakım jelini tüm gün cildinizi nem tutmak için kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda herhangi bir kas ağrınız varsa masaj jeli olarak kullanabilirsiniz. Oraya yatışmasına yardımcı oluyor. Veyahut da lazere gidiyorsanız, epilasyona gidiyorsanız cildinizde mutlaka yankı oluşabiliyor. Bu yankının da yatışmasına yardımcı oluyor. Ya da işte elinize sıcak çay döküldü, su döküldü. Soğutucu jel olarak kullanabilirsiniz. Çünkü biz kongrelere çok katılıyoruz üniversitelerde. Sürekli öğrencilerin eline sıcak çay dökülüyor ve hep bizim masamıza gelip jeli sürüyorlardı ve anında rahatlıyorlardı, devam ediyorlardı. Böyle muhteşem. Güzel bir etkisi var. Çok güzel, muhteşem. Şimdi bu 6 ürün, herkesin merak ettiği bir şey soruyorum. Nereden temin edebilirler? Online satış mağazalarımızdan söyleyebilir miyim? Tabii ki söyle. Trendyol'da mağazamız var. The Featural markamızın ismi. Buradan temin edebilirler. Zaten Instagram adreslerimizde de linklerimiz mevcut. Şimdi senin daha önceki projen AVM'de bu tanıtımı yapmak çok zekiceydi. Anında etkiyi görebilmeleri için. Bu etkiyi yani son kullanıcının, şimdi bizi izleyenler artık öğrenmiş oldular. Evet. Featural markasını ve sana ulaşıp bunu temin etmeyi artık öğrenmiş oldular ama daha henüz izlemeyenler ve bilmeyenler var. AVM'lerde bu projeyi devam ettirmek ister misin? Sen kişisel olarak kendin olmasan bile en azından bunu yaptırmak ister misin? Ya da başka hakkında neler geliyor? Hedefin ne kısa dönemde? Şöyle eczanelere girmeye çalışıyoruz şu süreç içerisinde. Pazarlama ayağımızı da eczane tarafına yoğunlaştırıyoruz. Bununla birlikte böyle büyük kozmetik markalarının mağazaları oluyor. O mağazalarda giriş yapmak istiyoruz. Aslında biraz da ürünümüz lüks kozmetik kategorisine giriyor. İçeriğindeki aktiflerin hem yoğun oranlarını hem kalitesinden dolayı. Aynı zamanda biz ürünlerimize postbiyotikler de kullanıyoruz. Yani uygulanan bölgenin mikrobiyotasının da aslında sağlıklı bir şekilde beslenmesine yardımcı oluyor. Çok güzel. Biz dediğin için sormak istiyorum. Seninle birlikte bir ekip var mı bu işle ilgilenen yoksa tamamen hani başından sonuna kadar sen misin? Aslında 2 yıldır tek başıma ilerliyordum. İsmail hocamla danışmanlık alıyordum. Bir de bir kimyager arkadaşım vardı. Onunla birlikte formülasyonları çalışıyorduk. Ama şu anda 20 kişiye yakın bir ekibim var. Bu da üniversite öğrencilerinden, eczacılık bölümü, kimya bölümü öğrencilerinden oluşan gönüllü bir ekip. Onlarla birlikte hem içerikler üretiyoruz, hem üniversitelere workshoplar düzenlemeye başladık. Bununla birlikte de satış pazarlığını tanıtım ayağında sosyal medyayı hep birlikte yürütüyoruz. Çok güzel. Üniversitelerde workshop derken onu biraz açar mısın? Ne yapıyorsunuz üniversitede? Mesela en son Marmara Üniversitesi'nde ve Medipol Üniversitesi'nde bir workshop düzenledik. Orada cilt bakım toniği, yine böyle multifonksiyonel, onların da çok basit bir şekilde yapabileceği doğal içerikli formülasyonlar paylaşıyoruz. İşte tüm malzemelerimizi getirip onlarla birlikte aynı anda beher içerisinde formülasyon yapıp şişeleyip etiketlerini, tasarımını, her şeyini hazırlayıp yani normal bir kozmetik ürün gibi aslında etiketli bir şekilde onlara veriyoruz ve onlar da hatıra olarak kalmış oluyor. Hem de güzel bir anı oluyor. Çok güzel. Yalnız bunun için böyle hani izinler alınması lazım, sizin oraya denk gelmesi lazım, işiniz olmayacak, vakti tutturacaksınız. İki tarafta böyle bir ders gibi oluyor aslında workshop derken, evet. Aslında ders olmuş oluyor onlar için de. Bunları düşünüyor olmanız çok güzel. Aslında herkesin haberi olması yavaş yavaş mümkün gibi görünüyor burada. Hem öyle, kozmetik ürün geliştirmek isteyen birçok öğrenci var ama nasıl başlayacaklarını bilemiyorlar. Bana sürekli Instagram'dan yazan, günde birkaç kişi bana mutlaka yazıyor bu konuyla ilgili. Ben de hani hem kendi sayfamda başlamıştım aslında. Böyle minik formülasyonlar, videolar çekip paylaşıyordum. Evlerinde yapmak isterlerse bir örnek olsun diye. Ama sonrasında dedim hani üniversitelerde birebir yapmak daha da etkili oluyor. Birçok üniversiteden de davet alıyoruz. Yani biz hiçbir üniversiteye gidip sizinle workshop yapalım demedik. Onlar hep bizimle dediler, sizle birlikte workshop yapalım diye. 2 yıldır workshopları yapıyoruz. Muhteşem. Sizi nereden tanıyorlar acaba? Nereden duymuş olabilirler ki? Yani ben onlarla aslında yaşıt olduğum için onlara bilmiyorum, belki de yani onlar kendileri söylüyor. Bir ilham kaynağı olarak gördüklerini, evet, söylüyorlar ve takip ediyorlar, birbirlerine söylüyorlar. Mesela akademi grubunu biz çok yeni kurduk. 1 ay oluyor. Ama akademi ekibindeki arkadaşlarımıza başka arkadaşları böyle bir akademi ekibi var diye haberin var mı diyorlarmış. Peki şu anda hani oraya getirmek istiyorum. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz ama ben
Bir kere bu hani yola çıktığınız bu süreçte tek başınıza hareket edip bütün bunları başarmanız gerçekten çok olağanüstü. Hani başka bir bölümde fizyoterapide olup ondan sonra işte bir eczacılık bölümünden hocayla saatlerce kapısında bekleyip ondan sonra onun dersine katılmak, dışarıdan işte deneyleri orada yapmak, evden sonra ondan sonra da teknoparka seçilmek, teknoparkta devam etmek ve şu anda 6 ürünü oluşturmak ve bunu da satıyor olmak, bir marka oluşturmuş olmak gerçekten muhteşem. Yani bu çok önemli, çok güzel. Siz bunun için doğmuş olabilirsiniz. Gerçekten insanın hani hayatta bir misyonu olur. Bu sizin yaptığınız pek çok sevgili izleyicilerimizin, özellikle hanımefendilerin kullandığı aslında ciltlere bir bakıma da alttan alttan zararı olacak şeyleri de ortadan kaldırıp onların hayatında evet çok daha sağlıklı bir şekilde genç kalmalarını, güzel görünmelerini sağlayacak bir buluş diye düşünüyorum. Hepsi buluşlar diye düşünüyorum. Birden fazla olduğu için. Birisi olsa diye düşünüyorum ki hani sizin yerinize bunları böyle pazarlamasını ya da işte üretimini devam ettirecek olan. Biz yayın öncesi konuştuğumuz için en son öyle bağlayalım. Şimdi şeyi merak ediyorlardır. Yani bu üretim devam ediyor. Biz şimdi toplu sipariş versek. Mesela bir güzellik merkezi şu anda bizi izliyor olsa sürekli ben almak istiyorum. Yeteri kadar alabilir miyim? İşte nasıl? Üretimden yana hiçbir sıkıntımız yok. Evet. Kaç isterlerse, kaç koli isterlerse göndeririz değil mi? Kesinlikle. Yani hiç o işte 100 koli istese, 1000 koli istese, bir koli de istese gönderebiliriz. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzeldi. Çok tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Harikaydı. Muhteşem. Bu çok kişiye örnek olacağını düşünüyorum. Birçok kişiye nasıl örnek olabilir? Yani farklı bir alanda çalışıyor olmak ya da İmkanların çok yeterli olmuyor olması, ev şartlarında oluyor olmak bile bir şey başarmaya engel olmuyor. Yeter ki siz gerçekten bir şey yapmak isteyin. Hani hep böyle derler, çok klasiktir bu söylenen ama işte canlı örneğini getirdik biz de size. Bunu hep söylüyoruz çünkü başarabilirsiniz. İsterseniz herkes hayatta her şeyi başarabilir arkadaşlar diyoruz. Ama işte canlı öyle örneğini de getirince çok güzel olmuştur diye düşünüyorum. Son böyle bir şeyler söyleyin de kapatalım istiyorum. İçinizden ne geliyor? Yani bir hayalleri varsa imkansızlıkları görmesinler. Yani ben şöyle düşündüm, daha 22 yaşındayım şu anda ama gerçekten profesyonel olarak üniversitede başladığımda 18 yaşındaydım. Eğer bir zarara uğrayacaksam giriştiğim bu girişimden, 30 yaşıma kadar ben bunu kapatırım. Zaten elimde bir diplomam var ve hani memur da olabilirim. Her şekilde alternatiflerim var hayatta ama bu işi denememiş olsaydım hep içimde kalacaktı bence. Bir şeyin hani zararı olabilir diye düşünmek yerine faydalarına odaklanıp yapabileceklerini görüp o kapıları zorlamaları gerekiyor. Çok teşekkür ederim Mısra Berna Özdemir. Çok teşekkür ederim Futural'ın co-founder'ı, kurucusu, ismin sahibi, o ürünlerin içinde %100 emeği olan hanımefendi. Çok teşekkür ediyorum. Ben İyi teşekkür ki varsınız. Ederim. İyi ki böyle güzel bir atılım yapmışsınız. Ben eminim ki bu seneye çok daha başka bir boyutta olacak. Türkiye'de pek çok kişinin İnşallah. Bildiği bir marka olacak. Çok kişinin kullandığı bir marka olacak. Yani inanılmaz bir buluş, inanılmaz atılımlar. Yine bir Türk kadınından çıkıyor olması ne kadar güzel bir şey. Daha 22 yaşındasın ve önünde evet. Çok güzel bir gelecek var dediğin gibi. Yılmasına devam etsinler. Ne kadar hata yapabilirsin ve ne olabilir ki? Sonra da toparlanırsın. Evet yani. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ben ayağına teşekkür sağlık ederim. Ve başarılarının devamını diliyorum ve çok iyi yerlere gelmeni istiyorum. Ve gelmeye başladıktan sonra da tekrar bir program yapalım, olur mu? İnşallah. Sevgili izleyiciler, hep söylüyoruz ya hani isterseniz her şeyi değiştirebilirsiniz. Yani çok şartlara takılmayın. Hani işte doğudaydım, işte şöyleydim, evde böyle şey vardı, işte şurada eksik var, işte annem izin vermiyor, babam bana kızıyor gibi şeyler falan değil arkadaşlar. Yani inanın ne hikayeler duyuyoruz ki, çobanlar mesela neler yapıyorlar, ne kadar böyle başarılı, güzel bölümler kazanıyorlar. Orada ne imkanı var ki, ne bir dershane, ne özel hoca. İşte insanlar bir şeye adarlarsa kendilerini, adamaktan bahsediyoruz. Hani hayatta istediğiniz şeyin sizin için en öncelikli noktada, bir numaralı noktada olmasından bahsediyoruz. Öyle olursa işte Mısra Berna Özdemir gibi farklı bir bölümde de olabilirsiniz. İmkanlar çok olmayabilir. Mikrodalganın içerisinde deney yaptığınız krem patlayabilir. Bütün her şeyi göze almak ve buna devam etmek sonucunda işte o kremin patenti alınabilir. O yüzden bu programları yapıyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Mert Özgür yönetmenime çok teşekkürler. Size de çok teşekkür ediyorum. Biz birlikte varız. Daha iyi bir toplum olmak için, daha güzel bir ülke olalım diye. Mesleğini seven insanların çok güzel buluşlar yapmaya devam ederekten ilerlediği çok güzel bir toplum olalım diye. Sizleri çok seviyorum. Görüşünceye kadar hoşçakalın.